Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce kanalımda ben Kartüp, IP Kart TV gibi uygulamaları kullanarak Android Auto üzerinden IP TV kanallarının YouTube'un nasıl izlenebileceğini göstermiştim. Kartüp ve IP Car TV uygulamalarını yüklemek için başlangıçta uzun yol izlemek gerekiyordu. O uzun yolda da indirici program indirmek, o indirici program üzerinden uygulamayı indirmek gerekiyordu ama geliştirici bunu daha sonra daha da geliştirdi ve daha kolay hale getirdi. Nasıl kolay hale getirdi? Bir indirme programı geliştirdi. O indirme programının içerisinde Kartüp, IP Kart TV, işte başka kendi geliştirdiği diğer uygulamalar ile herkese açık olarak paylaşılmış başka geliştiricilerin uygulamalarını da paylaştı. Nedir bu? Fermat Auto ve Kart Stream gibi uygulamalar. Kart Stream'de hem YouTube izleyebiliyordunuz hem de kendi telefonunuzda kayıtlı olan videoları ve diğer dosyaları görebiliyordunuz. Fermata Auto ise bence daha kullanışlıydı. Hem kar Stream'de olduğu gibi web'e bağlanabiliyordunuz. Hem de aynı zamanda çok kolay böyle hem MP3'ü ekrana yansıtabiliyordunuz hem de videoları, müzik videoları, sinema veya kendi telefonunuzda ne, ne video varsa hepsini yansıtabiliyordunuz. Bundan daha önce paylaştığım bir videoda yine aynı geliştiricinin Local Video Player diye bir uygulamasını sizlerle paylaşmıştım. Onda da yapabiliyordunuz ama hani Fermat Auto kadar kontrolü kolay değil. Fermat Otoyu burada şu düğmelerden de kumanda edebiliyorsunuz. Bir sonraki video veya şarkıya geçme, bir önceki şarkıya veya videoya geçme. Aynı zamanda kontrolleri ekran üzerinden yapabiliyordunuz ama Lokal Video Player yine kullanışlı bir uygulama ama önce telefondan buraya yollamanız gerekiyordu. Bu arada bütün bu işlemleri telefonunuzla root işlemi yapmadan yapabiliyordunuz. Yani güvenliğini zedelemeden. Tabi bu söylediğim geliştiricinin indirme programı, indirilen CarTube, IP, CarTV, CarStream, Fermat Auto ve bunun benzeri bütün o uygulamaların dosya güvenliği nasıldır, dosyaları güvenli midir, değil midir? Bunu bilmiyorum. Ama root işlemi yapmadığınızı kesinlikle söyleyebilirim. Ee, ben de denedim. Ben bir sıkıntısını görmedim. Ama bende görülmeyen sıkıntı sizde görülebilir tabii ki. Dolayısıyla bu dosyaları indirici programını, o indirilen programdan sonra uygulamaları indirmek tamamen kendi hür iradeniz ve kararınızdır. Yani sonuçları da tamamen sizin bu kararınızın sonucunda şekillenecektir. Dolayısıyla indirme kullanmak kendi kararınızdır ve risk de kendinize ait bir risktir. Bunu baştan söylemek istiyorum. Daha sonra bu geliştirici yani ne oldu? Android 30 sürümleri güncellenmeye başladı. Android oto sürümleri güncellendikçe de kartuf ve IP kart TV'de olduğu gibi kart stream'de de ekrana bu programı yansıtmak sıkıntı olmaya başladı. Artık kart stream'i kullanamamaya başladık. Çünkü Android Auto bunların kullanılmasına izin vermiyor. Mesela Fermat Auto'yu artık o Artube'u geliştiren geliştiricinin indirme uygulaması üzerinden kullanamıyorsunuz. Hatta normal başka yerlerden APK'sını bulup kursanız dahi Android Auto artık bunun kullanımına izin vermiyor. Ancak mesela Fermat Auto'da göstereceğim. Fermat Auto'yu kurmanın bir yöntemi var. Onun nasıl kurulduğunu göstereceğim ben sizlere bu videoda. Ve siz de Fermat Auto'yu kullanabileceksiniz. Önce bir Android Auto'ya bağlanayım ben. Ben daha önce kurduğum için burada Fermata kontrol var, lokal video player var, sizlerle paylaşmıştım. Kar tüp ve kar tüp kontrolü ve IP kart TV var. Ancak görüyorsunuz Fermata oto yok. Bu Fermata kontrol dosyalara giremiyorsunuz bundan. Ben size şimdi nasıl kurulduğunu göstereceğim bunun. Fermata otonun telefon ekranından kayıt yapacağım bunun için. Burada gördüğünüz gibi Fermata oto normalde görünüyor. Bakın şurada. Ama açtığımızda çalışmıyor. Yani bu şekilde aslında dosyaları görebiliyoruz ama şeyde görünmüyor. Ne yapacağız? Bunu öncelikle kaldırmam lazım. Kaldırıyorum. Bunu da kaldırıyorum. Bakın AA Store'daki Fermat Auto'yu deneyelim. Bendeki Android sürümü en son çıkan sürüm. Güncelledim. Bakın burada Fermat Auto var. Yüklüyoruz. Ama bu bayağı geri kalmıştı versiyonu. Bunun çok daha yenileri çıktı. Yüklesin ve çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Eğer çalışmazsa King Installer denen programı indirmeniz, daha sonra onun üzerinden kurmanız gerekiyor ama root işlemi yapmamış oluyorsunuz telefona. Bunun root yapan King Installer diye hani arattığınızda bir sürü başka programlar da çıkıyor. Dolayısıyla onlara girmemek gerekiyor. Yükle dedim aç diyorum. İzin verdiğince. Bakayım takıyorum arabaya. Android Auto açıldı. Fermat Auto listelenecek mi? Hayır. Evet Fermat Auto gelmedi maalesef. Şimdi bunu nasıl yüklediğimizi tekrar göstereyim. Tekrar ekran kaydına geçiyorum. Evet şimdi burada ben daha önce bu King Installer'ın APK'sını yüklemiştim. Bunu açıyorum. Select File kısmına basıp kendi yükleme dosyamı bulacağım neyi? Fermato Auto'nun daha önce indirdiğim APK'sını. Fermato Auto'nun en son sürümünü buldum. Bunu şimdi yükleyeceğim. Önce Fermato Auto kontrolü bir indireyim. İndiriyorum. O indi. Sonra da Fermato Auto dosyasını indiriyorum. Daha sonra King Installer'ı kullanarak bunu nasıl kurulacağını göstereceğim size. Evet indirmek üzere ve indirdi. Önce direkt kurup deneyeyim. Yükle diyorum. Fermat otoyu. Aç diyorum. İzinleri vereceğim. İzin ver dedim. Dosyalar. izin verdim. Neye? Tüm dosyalara erişim. Neden? Başka türlü çünkü müzik dosyalarına ulaşamıyorum. Şimdi bakalım yansıyacak mı? Evet. Yeniden bağladım. Ancak burada görüldüğü gibi yansımıyor maalesef. Şimdi dediğim gibi King Installer ile bunu yükleyeceğim ve çalıştığını göreceğiz. Evet King Installer'ı açıyorum. Select file diyorum. APK dosyasını bulacağım. Tabii önce bunu bir kaldırmam lazım. Neyi? Yüklediğim şu Fermata Auto'yu. Fermata kontrolü de kaldıracağım. Fermato kontrolü de yeniden yükleyeceğim çünkü. Şunu kaldırıyorum. King Installer'dan APK kurulum dosyalarını bulacağım. Ve Fermato Auto'yu tamam diyeceğim. Ve Install as King deyince yükleyecek. Aç deyip izin veriyorum. Müzik ve OK dedim. Fermato kontrol için buna gerek yok ama yine de bunun üzerinden kurabilirsiniz. Evet şimdi Fermato Oto'yu buraya kaydettim. Ve Android Oto'ya geçiyorum. Evet Android Oto'yu başlattım. Bakalım Fermata Oto gelmiş mi? Şurada. Böylece Fermata Oto yüklenmiş oldu. Yine bunun nelerini kullanabiliyoruz? Bütün kliplerim burada. Şu anda bunu görebiliyorum. Demin göremiyordum hatırlarsanız. Yani güncelleme geldikçe bunlar kaybolabiliyor. Ondan sonra yenisine geçebilirsiniz. Veya aynı yöntemi kullanarak yükleyebilirsiniz tekrar. Mesela buradan bakın YouTube'a geçebiliyorsunuz. Fermato kontrolle. Ve ne diyelim? Mesela burada YouTube'da arama yapalım. Evet, kendi kanalımı arattım. Şöyle göstereyim. Evet. Şurada yaptığım değişiklik çıktı. fazıki stoplamalarını ben monte etmiştim aracıma. O çıktı. Yani browser'a web tarayıcıya girebiliyorsunuz. Buradan YouTube'a girebiliyorsunuz. Bunu kaydırabiliyorsunuz. Tekrar bu şekilde yüklemeniz mümkün. Bu benim kanalımda paylaştığım bir video olduğu için hani bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yine böyle YouTube'a girebiliyorsunuz buradan. Kendi kanalımdan gösteriyorum. Araya başka videolar da girmiş. Benim olmayan. web tarayıcıya girebiliyorsunuz. Bunu zaten web tarayıcıdan bulmuştum. Şöyle kapatacak olursak. Bakın Google'a da girebiliyorsunuz. Ve buradan kendi dosyalarınıza girip klasörlerin içinde işte ne varsa onları dinleyip izleyebiliyorsunuz. MP3 dosyanıza girip oradan istediğiniz parçayı dinleyebiliyorsunuz. Yani Android Auto sürümü güncellendikçe ve ilerledikçe Fermat Auto artık Android Auto üzerinde kullanılmamaya başladığında dediğim bu King Installer denen programla hani bunu tekrar yükleyebilirsiniz. Ve yükledikten sonra da Fermat Auto'yu yine en son sürümünün APK'sını bulup o en son sürüm APK'dan yükleyerek Fermat Auto'yu kullanmaya devam edebilirsiniz. Aynısı Car maalesef son zamanlarda çıkanlarda çalışmıyor. Tekrarlamak istiyorum. Burada gördüğünüz ve açıklama kısmında olan programlar sadece arkadaşlar sorduğu için benim paylaştığım programlar ve uygulama APK'ları olacak. Dosya güvenliğinden veya güvenli olup olmadığından ben emin değilim. Herkesin kendi kararıdır. İndirmek, kurmak, kurduktan sonra ortaya çıkabilecek sonuçlara katlanmak kişilerin kendi riski ve kararıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.